Gün sonundan iyi geceler efendim. Ben Selver, gözü açık. Şimdi İstanbul'da gün öyle bir başlı ki zaten bir şeylere gebe olduğu ortada. Sabahleyin saat 4.30'da ilk yangın haberi geldi İstanbul. Kauçuk, bir kauçuk üretim tesisinde yangın. Sonra sabah 8-9 bir Maltepe'den, bir Ataşehir'den, Maltepe'de bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalanlar oldu. Neyse, onlar tahliye edildi. 3 kişi dumandan zehirlendi sadece. Bir can kaybı olmadı. Mala zarar geldi. Ataşehir'de gene aynı şekilde. Derken akşamleyin saat 17.30 sıralarında en büyük yangın haberi geldi. İstanbul'da bir hastane, Gazi Osman Paşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi. Yani Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin Gazi Osman Paşa'daki. Çünkü Taksim İlk Yardım yıkılmıştı biliyorsunuz. Yeniden yapıldı. Neredeyse açıldı, açılacak. Son işlemler yapılıyor şu anda ana binada. Ama Gazi Osman Paşa'daki binada yangın çıktı. Hastaların, yaralıların tahliye anları ve o anda yaşananların hepsini biraz sonra sizlerle paylaşacağız bütün detaylarıyla. Ama neyse ki tek avuntumuz ne? Hiç kimse hayatını kaybetmedi. Bütün o yoğun bakımdaki İstanbul'da ne kadar ambulans varsa herhalde hepsi oraya gitti. Avrupa yakasındaki birçok itfaiye yangını söndürmek için gitti. Yangının çıkış yeri bir dış kaplamalar, çatı, orası biraz karışık, onu da bağlanacağız. Zaten oradaki arkadaşımız bize aktaracak son detayları, nedir ne değildir, belki sebep belli olmuştur çünkü itfaiyenin araştırması devam ediyordu. Savcılık araştırması var, o devam ediyor, oradan da son bilgileri alacağız. Ama günün en üzen haberi Eskişehir'den geldi. Öğleden sonra saat tam 15.25 civarlarıydı. Ve Eskişehir'de bir öğretim görevlisinin 4 akademisyeni Eğitim Fakültesi'nde, Osman Gazi Üniversitesi'nde katlettiği haberiyle sarsıldık. Gerçekten çok şaşırdık. Çünkü hiç beklemezsiniz böyle bir şey. Onunla ilgili de Eskişehir'e döneceğiz. Hatta ilk olarak Eskişehir'e döneceğiz. Eskişehir'den onun detaylarını alacağız. Orada neler olduğunu en azından son durumu alacağız. Ama onun öncesinde de orada yaşananları sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi çok fazla canlı yayınımız var. Çok fazla konumuz var. Çok sıcak bir gündü. Yine Afrin'e gideceğiz. Yine Sincar'ı konuşacağız. Yine Amerika'dan gelen haberler var. Onlara bakacağız. Ama önce Eskişehir diyeceğiz. Gün sonu TRT, Instagram ve Twitter adreslerimiz biliyorsunuz. Instagram'da son paylaştığımız fotoğrafın altına yorumlarınızı atarsanız hep beraber götürürüz programı. Her akşam olduğu gibi diyelim. Başlayalım efendim. Efendim, gündüz saatlerine, öğleden sonra saat 15.25'e bir dönelim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Bir araştırma görevlisi 4 meslektaşını katletti. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu ve hakkında bir soruşturma yürütüldüğü de iddia edilenler arasında. Saldırganın öğretim görevlisi eşi de göz altında. Bir gidelim bu saatlere, saldırıya bakalım, sonra hemen Eskişehir'e döneceğiz efendim. Eskişehir'de kan donduran bir saldırı yaşandı. Gözü dönen bir araştırma görevlisi üniversitede dehşet saçtı. Saldırı Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Meşelek Kampüsü'nde meydana geldi. Araştırma görevlisi saldırgan Volkan Bayar, doktora yapmak üzere Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden gelmişti. Olayda saldırgan elinde tabancayla fakültenin 3. katındaki dekanlığa çıktı. Önüne gelene ateş etmeye başladı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar dekan yardımcısı Mikail Yalçın'ı, fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'yu, doktor öğretim üyesi Serdar Çağlak'la araştırma görevlisi Yasir Armağan'ı hayattan kopardı. Şüpheli kaçmak isterken silahıyla birlikte yakalandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Üzüntülüyüz. Başsavcılığımız olaya el koydu. Daha sonra olay aydınlandıkça geniş açıklama yapılacaktır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sanık görevde miydi hala? Açıkta mıydı? Görevde, görev. 4 vefatımız var. Başımız sağ olsun. Osman Gazi Üniversitesi camiası olarak çok üzüldüm. İddiaya göre saldırgan Bayar hakkında akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırı nedeniyle soruşturma yürütülüyordu. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu da iddialar arasında. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Yekta Saracı kabulünde saldırıyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıdan duyduğu derin üzüntüyü ifade ederken, hayatlarını kaybeden akademisyenlere Allah'tan rahmet diledi. Evet, Allah rahmet eylesin diyelim. Hemen Eskişehir'e dönelim. Sevgili Şeyma, olay olduğundan beri orada ve neredeyse her yarım saatte bir, 15 dakikada bir bağlantılar yaptı. Oldukça da yoruldu gün içerisinde ama bu saatte de sağ olsun bizi bekledi. Şimdi Şeyma'cığım, anladığım kadarıyla ilk ifade ortaya çıkmış. Eşi de göz altında. Son bilgiler sende. Detaylar alabilir miyiz?
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren saldırgan olayın ardından hemen yakalanmıştı ve gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Volkan Bayar'dan ilk ifadeler geldi. Bu açıklama Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan geldi. Özdemir Çakacak ilk ifadede zanlının husumetinin olduğu, ayrıca hayatını kaybeden akademisyenlerden bu husumeti olduğu Yasir Armağan'la bir idari soruşturması oldu ve idari soruşturmanın zanlıya ulaştığını ve zanlının idari soruşturmanın ulaşmasıyla birlikte cinnet getirdiğini ve silahını alarak dekanlık binasına gittiği bilgisi var. Orada 4 akademisyenin canına kıydı saldırgan ve ardından polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alındı. Saldırganın eşi de gözaltına alınan arasında. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyelim. YÖK Başkanı da bir açıklama yapmıştı. Olayla ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan da bir üye görevlendirilmişti olayı takip etmesi adına. Olayla ilgili hayatını kaybedenler için yarın Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde rektörlükte bir tören düzenlenecek. Törenin ardından hayatını kaybeden akademisyenlerden ikisi Tokat'a, biri Kayseri'ye, biri de Eskişehir'de toprağa verilecek diyelim ve Eskişehir'den sözü yeniden size bırakalım. Şeyma, teşekkürler aktardığım bilgiler için. Yarın tören var. İlk ifade verilmiş vaziyette. İlk ifadede cinnet vurgusu öne çıkıyor. Görebildiğim kadarıyla, senin anlattıklarından anlayabildiğim kadarıyla. Bakalım işin aslı böyle mi? Gerçekten böyle mi? Onu da ilerleyen günler gösterecektir herhalde. Soruşturulduktan sonra diyelim. Teşekkür ederim Şeyma'ya. Şimdi İstanbul'dan gelen yangın haberleri, daha doğrusu yangın haberlerinin en sonuncusu dedim ya, akşam üzeri saat 17.30 sıralarında gelmişti. Hatta 17.26 gibi düştü ajanslara diyeyim size. Daha sonra bütün arkadaşlarım koştular bölgeye ve oradan canlı yayınlar başladı. Sürekli aktarıldı bilgiler. Çok canhıraş bir görüntüydü. Ciddi bir şekilde inanılmaz bir yangın görüntüsüydü. Bir hastaneyi bırakın, hastaneye, herhangi bir binada öylesi bir yangını görmek istemezsiniz. Dış yüzeyin dakikalar içerisinde nasıl alev aldığını, o alevlerin nasıl yayıldığını, nasıl binanın içine nüfuz etmeye çalıştığını, ama bir yandan da itfaiyenin, sağlık görevlilerinin, hasta yakınlarının, orada bulunan herkesin nasıl o hastaneyi boşaltmaya çalıştığını hep beraber gördük. Tüm hastalar kısa sürede Gazi Osman Paşa Tahsin İlk Yardım Hastanesi'nden dışarıya çıkartıldı. Hemen çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi. Hızlı müdahaleyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayı yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan bilgi aldı olayla ilgili. Bütün detaylarıyla işte bugün öğleden sonra, akşam üzeri İstanbul'da Gazi Osman Paşa Tahsin İlk Yardım Hastanesi'nde yaşananlar geliyor ekranlarınıza. Karayolları Mahallesi Osman Bey Caddesi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dış cephesinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevler çatıya da ulaştı. Baktın 3-4 tabaka civarında yanmaya başlıyor. Birden parladı. İtfaiye aradım. Gökyüzünü saran yoğun duman şehrin birçok noktasından görüldü. 8. katta hastalarımız vardı. Onlara müdahale ettik. İndirmeye çalıştık. İndirebildiğimizi indirdik çok şükür. Yani yukarısı komple şu anda boş. Hastalar ve personel hemen tahliye edildi. Tüm hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi. Akşam saatlerine doğru çıkan yangın ardından söndürme çalışmalarının yanı sıra bir de hastanedeki hastaları tahliye etme söz konusuydu. Tüm hastalar tahliye edildi ve ilçedeki tüm hastanelere teker teker dağıtıldı, gönderildi, nakledildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yoğun çalışmaların ardından yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri duman tahliyesinin ardından şu anda soğutma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin olay yerinde incelemelerde bulundu. 2 başsavcı vekili ve 4 savcının görevlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayı yakından takip etti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan yangınla ilgili bilgi aldı. Sağlık Bakanı Demircan olay yerinde incelemelerde bulundu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı. Bütün hastalarımız bu hastaneden çıkarıldı ve en yakın hastanelere ambulanslarla birlikte sevk edildi, götürüldü. Şu anda bütün hastalarımızın hastanelerde olanları hakkında
bilgi edinmek isteyen hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız SABİM'e 184'e, alo 184'e müracaat ederek hastasının nerede olduğunu öğrenebilir. Ahmet Demircan Gazi Osman Paşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen bazı hastaları da ziyaret etti. Yangının çıkış sebebi detaylı inceleme sonucunda netlik kazanacak. Bu arada mesajlar geliyor, onunla ilgili de bilgiyi vereyim sizlere. Çünkü bir kişinin öldüğüne dair bir haber paylaşılıyor ya, o yanlış bir haber. Çünkü başka bir hastanede ölen 80, bakıyorum 1936 doğumlu 82 yaşındaki bir kadın hastanın kalbi tekrar çalıştırılmış, hastaneye getirilmişken, sevk edilmişken sonra yangın çıkıyor ama o arada hayatını kaybediyor. Yangınla bir alakası yok. Hastanın zaten o arada müdahalesi de devam ediyormuş. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Bizim sağlık muhabirimiz Fatma'nın gönderdiği bilgi bu şekilde diyelim. Şimdi itfaiye ekipleri, hastane personeli ve çevreden yardıma koşan vatandaşların gayretleri sayesinde can kaybı olmadan atlatıldı yangın. Peki yangının çıkış nedeniyle ilişkin bir gelişme var mı? Şu anda hastanenin orada durum ne diyeceğim? Oh, orada bayağı bir hareket var. Ercan Demir orada. Sevgili Ercan, emniyeti görüyorum. İtfaiye araçlarını görüyorum arkanda. Arkanda da bir hareketlilik görüyorum. Nedir son durum? Bilgiler sende. Selver gözü açık. Kameraman arkadaşım Orhan Mete ile yangının gerçekleştiği hastanenin önündeyiz. Burada hala çok sayıda itfaiye aracını göstermek mümkün. Arkada da yine yanan hastanenin cephesini kameraman arkadaşım Orhan Mete şimdi sizlere gösterecek. Aslında bu olayı özetleyen ifadeyi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum bir can kaybı olmadan böyle büyük bir hadiseyi atlattık ifadeleriyle gerçekten dile getirmiş oldu. Çünkü dışarıda dış cephede çıkmış olmasına rağmen içeriye sızan dumanla birlikte hastanede böylesine büyük bir yangının çok sayıda can kaybına yol açma ihtimali tehlikesi vardı. Ama hem hastane personelinin hem hasta yakınlarının, refakatçilerin özverili gayretli çalışmalarıyla hastalar herhangi bir can kaybı olmadan diğer hastanelere nakledilebildi. Olayla ilgili olarak Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da belirttiği gibi hem idari hem savcılık açısından hem de valilik tarafından açılan soruşturmalar devam ediyor. Yangının çıkış sebebi bu çalışmalar sonucunda ortaya konulacak. Hastanenin dış cephesinde meydana gelen, dış kaplamalarında meydana gelen yangının nasıl bu kadar kısa sürede büyük bir yangına dönüştüğü, çatıya kadar sirayet ettiği yine bu soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Şu anda da hala çok sayıda itfaiye aracını hastanenin önünde görmek mümkün. Gerek polisin aldığı güvenlik önlemleri, gerek itfaiyenin buradaki aldığı önlemler devam ediyor. Çok sayıda hasta kısa sürede diğer hastanelere başarılı bir şekilde sevk edilmiş durumda. Yine akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı ile diğer hastanelere aktarılan, tahliye edilen hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Haberde de belirtildiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelişmelerle ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan gün içinde bilgi almıştı. Hastanenin dış cephesinde koyu siyah bir şekilde yanan bölüm çok net bir şekilde görülebiliyor. Böylesine büyük bir yangından gerçekten bir can kaybı, kayıp yaşanmadan tahliyenin gerçekleştirilmiş olması büyük bir şans ve özverinin ortaya koyduğu bir çalışma. Önümüzdeki günlerde savcılık tarafından yapılan soruşturma, inceleme ile yangının çıkış sebebi ve nasıl bu kadar çabuk bir şekilde yayılarak böylesine büyük bir tehlikeye yol açtığı ortaya çıkacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da bu gelişmelerin ortaya çıkacak soruşturma neticesinin yine vatandaşlarla, kamuoyuyla paylaşılacağını söylemiş durumda. Selver Gözalıcı. Evet, Ercan da bizim şeye alıştı, sisteme alıştı. Hemen o da hızlı makine gibi ne var ne yoksa bize aktarıp oradan yayını bitirmeye çalışıyor. Tabii çok doğru. Asıl mevzu yangın niye çıktı? Yani o yangının niye çıktı? O dış kaplama malzemesinin niye bu kadar yandığı çok önemli. Bakalım bunu da soruşturma ortaya çıkartacaktır diyelim. Teşekkür ederim Ercan'a da, Orhan'a da. Şimdi bu İstanbul'daki hastane yangını Başbakan Binali Yıldırım'ın da gündemindeydi. Binali Yıldırım eğer bir ihmal kusur varsa gereği yapılacaktır. Eskişehir'deki silahlı saldırıda Başbakan Yıldırım tarafından değerlendirildi. Üniversitede böyle olayın yaşanması çok vahim bir durum dedi. Adli ve idari sürecin başladığını belirtti. Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa dilekçesini verdiğine ilişkin iddiaları da cevapladı. Bakalım neler söylemiş Sayın Başbakan. Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
İstanbul Gazi Osman Paşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili bilançoyu açıklayan Başbakan Yıldırım, ihmal varsa gerekenin yapılacağını söyledi. Aşağı yukarı akşam 5-15 civarında meydana geldi. Şu an itibariyle durum 32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastanelerin nakli de yapılıyor. Olayda herhangi bir etkilenen söz konusu değil. Başbakan hastane yangını ile ilgili bilgi verdi. Olay yerine 70 adet ambulans hemen yangın sonrası sevk edilmiş. Tabii yangın neden çıktı, niye çıktı, bunun sebepleri yangın söndürüldükten sonra incelenecek. Eğer bir ihmal, kusur, bir şey varsa gereği de yapılacak. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırı da gündemindeydi Başbakan Yıldırım'ın. Saldırıyı çok üzücü bir olay sözleriyle niteleyen Yıldırım, adli ve idari süreç başlatıldı dedi. İlim İrfan Yuvası'nda, üniversitede böyle bir olayın yaşanması tabii ki çok vahim bir durumdur. Bir cinnet alimidir veya başka arkasında sebepler mi vardır? Bütün bunlar kapsamlı bir şekilde bakılacak. Binali Yıldırım'a Ankara kulislerinde konuşulan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından verildiği iddia edilen istifa dilekçesi de soruldu. Başbakan kesin ve net bir dille iddiaları yalanladı. Mehmet Şimşek görevinin başında dedi. İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Bakanlar Kurulu'nda ne zaman kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Evet, Sayın Başbakan'ın açıklamaları böyle. Fatih Bey mesaj göndermiş. Şükür ki cana gelmedi demiş yangınla ilgili olarak. Keşke Eskişehir'deki olay da olmasaydı diye de devam etmiş. Avrupa Konseyi binası diyor var. O haber var. Biraz sonra paylaşacağım. Gece saatlerinde geldi. Sevgili Fatih de çok gündemi çok ciddi bir şekilde takip ediyor. Eskişehir'deki olayla ilgili, saldırıyla ilgili ismini çözemediğim bir arkadaşım adam öldür sonra psikolojim bozuk de demiş. Yok öyle bir şey yok tabii. O hani cinnet getirdim psikolojim bozuk falan onların hepsi araştırılıyor. Gerçekten öyle bir şey var mı? Çünkü bu cezai ehliyetten kurtulmak için başvurulan yollardan birisi olduğu için son derece dikkatli bir şekilde araştırılıp ondan sonra cezai işleme geçiliyor. Merak etmeyin herkes cezasını bulacaktır diyelim. Devam edelim. Önümüzdeki günlerde Tel-Rifat bölgesinde bir hareketlenme olabilir. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Rusların Tel-Rifat bölgesinde YPG-PYD unsurlarının kalmadığını söylediğini anlattı. Münbiç'e ilişkinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çelişkili açıklamalara dikkat çekti İbrahim Kalın. Tel-Rifat konusunda Rusların bize söylediği burada YPG-PYD unsurlarının neredeyse kalmadığı yönünde. Bunu da biz tabii kendi kaynaklarımızdan teyit edeceğiz. Önümüzdeki günlerde orada da bir takım hareketlenmeler olabilir. Çünkü Tel-Rifat da bir anlamda Afrin bölgesinin bir uzantısı gibi. PYD-YPG gibi unsurlardan tamamen o bölgenin temizlenmesi yönündeki çalışmamız da devam edecek. Münbiç bahsine gelince... Bildiğiniz gibi şimdi Amerikalılarla bizim yürüttüğümüz bir müzakere süreci var. Özellikle Münbiç'le ilgili. Bizim pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Amerikan yönetiminden farklı, çelişkili açıklamalar geliyor. Ve Amerikalılardan beklentimiz de orada üzerinde konuştuğumuz adımların artık hayata geçirilmesi şeklinde olmalı. Evet Sayın Kalın beklentiyi bu şekilde dillendiriyor ama Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Dana White... Trump biliyorsunuz ne demişti? Bir an önce Suriye'den çekilmek istiyoruz. Yakın, very soon demişti. Ama bu Trump'ın bu açıklamasının dedikodu olduğunu söylüyor Dana White efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'den çekilme konusunda çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir açıklamada ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Dana White'dan geldi. White, çekilme hakkında insanların dedikodularını, dikkatinizi çekiyorum aynen böyle söyledi, dedikodularını duydum. Başkanın çok yakında dediğini biliyorum çünkü DAEŞ'i yenmekte çok başarılı olduk ama DAEŞ bitmiş değil ve DAEŞ'in yenildiğini sağlama amacına bağlıyız dedi. Evet, Amerika'dan gelen son açıklama. Amerika, yani Tuna'ya dönüp bağlanacaktı ama her akşam aynı şeyi
görmekten sıkıldım Amerika'dan. Başkan bir şey söylüyor, altındakiler bambaşka bir şey söylüyor. 180 derece tersini söylüyor. Yeter artık Pentagon. Demek ki biz bundan sonra başkanın söylediklerini değil, Pentagon'un ya da Dışişleri Bakanlığı'nın söylediklerini, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın söylediklerini ciddiye alacağız efendim. Devam edelim. Bu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçıların sınırda askere moral ziyaretini eleştirmesine tepkiler devam ediyor. Hatay sınırına giden sanatçılar Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert bir bildiriyle karşılık verdi. Neden rahatsızsınız? Siz neden gitmekten imtina ediyorsunuz diye sordular. Kılıçdaroğlu'na sadece sanatçılardan değil Beştepe ve hükümetten de tepkiler peş peşe geldi. Vatanına göz dikeni erzurum. Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu sormak lazım. Sizi tutan ne? Buyurun siz de gidin. Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısını hazmedemeyenler kulübünde bulunmaktan artık vazgeçsinler. Afrin düştü, bunların da takkesi düştü. Tepkilerin odağındaki isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Nedeni sanatçıların sınırdaki askere moral ziyaretini eleştirmesi. İşte o eleştirilere Hatay sınırına giden sanatçılar ortak bildiriyle karşılık verdi. Sanatçılar imzaladıkları bildiride Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kınadı. Ana muhalefet liderinin sınıra askerlerimize moral vermek için giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlamıyoruz denildi. Bir de soru yöneltildi. Kılıçdaroğlu bölgeye gitmekten neden imtina ediyor? Ya siz gitmek istediniz de mesela oradaki komutan hayır gelmeyin mi dedi. Kendileri de gitsinler. Hatta kamuflaj giysinler. Ana muhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta biz zorlanıyoruz. Bu tür kerih ifadeler kullanarak, sakil ifadeler kullanarak ana muhalefet lideri aslında kendini maalesef küçük düşürmektedir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kimse oraya şov amacıyla gitmedi dedi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine hükümetten de tepkiler geldi. Büyük bir rezalete imza attılar. Esasında onları rahatsız eden sanatçılarımızın sevinci, orada söyledikleri türkü değil, bana göre Afrin'in düşmesi teröristlerin kaybetmesidir. Sanatçılarımız hiç üzülmesinler. Bu memlekette Kılıçdaroğlu'nun hakaretiyle yol alacak kimse yok. Buradan da kalkıp bir siyasi ucuz muhalefet sirk gösterisi yapma çabaları gerçekten siyasi partilere, bir ana muhalefete asla yakışmayacak bir durum. Son derece seviyesiz, son derece yersiz, son derece anlamsız ve son derece rencide edicidir. Bir akıl tutulması, bir izan tutulması, bir vicdan tutulması Cumhuriyet Halk Partisi için maalesef çok talihsiz bir kara leke olmuştur bu eleştiriler. Tepkilerin odağındaki Kılıçdaroğlu ise sözlerinden geri adım atmadı. Yaşlılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyleyeyim. Bir de içeride yürütülen aslında iç güvenlik harekatına bakalım. Ondan sonra devam edelim tekrar siyasi gündemle. Tunceli'de düzenlenen operasyonda kırmızı kategoride aranan teröristlerden birinin de aralarında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Cudi Dağı'nda da güvenlik güçleri operasyondaydı. Hava destekli olarak yürütülen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bakalım detayına. Tunceli'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda operasyon düzenlendi. Bülümür kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlandı. 7 terörist etkisiz hale getirildi. O teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi. Elebaşı Medeni Sayılgan, terör örgütünün sözde Erzurum sağ sorumlusuydu. Etkisiz hale getirilen iki teröristin de gri kategoride aranan Maşallah Malazgirt ve Mehmet Reber Çetin olduğu tespit edildi. Terör örgütünün daha önceki sözde Erzurum sorumlusu olan İsa Teres de geçen yıl hava harekatıyla etkisiz hale getirilmişti. Şırnak'ta Cudi Dağı'nda düzenlenen hava destekli operasyonda da 4 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri komandolarının Cudi Dağı'nda tespit ettiği mağaraları sosyal medya adresinden paylaştı. İşte teröristlerden temizlenen o mağaranın görüntüleri. Hakkari kırsalındaki arazi taramalarında ise 7 el yapımı patlayıcı, saldırı için tuzaklanmış 4 tüp ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Evet efendim, iç güvenlik harekatı da böyle. Afrin'de biliyorsunuz zaten. Afrin'de artık insani yardım ayağı için çok büyük önem kazanmış vaziyette. Bir yandan oraya dönüşler devam ediyor. Bir yandan mesela bugünkü gelişmelerden birisi Maranki Barajı'nın hatlarını bu PKK, PYD, YPG'liler çekirken
mahvettiği için, tarumar ettikleri için önce onları DSİ toparladı. Şimdi Afrin'e ilk su verildi mesela. Gittikçe orası daha da iyi bir hale geliyor. İskender Bey mesaj atmış. İskender Fatih 46 diyor ki iyi geceler. Çok büyük bir yangın, Allah korumuş. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum diyor. Bahtiyar Bey, o derece hızlı yangına rağmen hızlı bir şekilde hastaların başka hastaneye yetiştiren bütün sağlık görevlilerine helal olsun. Hayırlı geceler demiş. Gökhan Bey, abi lütfen kitlerden bahset diyor. Ne var kitlerle ilgili? Ha, bir önce de bir mesaj atmış. Kadroya alınacak mıyız? Ha, vallahi Gökhan'cığım bir şey bilirsem inan herkese önce paylaşırım. Söz veriyorum. Gündüzde sosyal medyadan paylaşırım. Ama burada da bu haberi bekleyen arkadaşlarım var. Bakalım ne olacak? Hep beraber takip edeceğiz. İnşallah size iyi bir haber verir. Ne diyeyim? Devam edelim. Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi. Cümle bu. Ve açıklama hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Fethullahçı terör örgütüyle mücadelenin yurt içi ve dışında bitmediğini söyledi. Ama Türkiye'de güç kaybettiler dedi. MİT yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla da FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştur. Kosova'daki olay büyük bir başarıdır. Ama bu bir tanesi. Bugüne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi. Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonlarını anlattı. 18 ülkeden 80 FETÖ'cünün yakalanıp getirildiğini açıkladı. FETÖ'yle mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı. 40 yıllık bir terör örgütünü bir sene, iki senede çökertmenin tam anlamıyla mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. FETÖ Türkiye'de çok güç kaybetti. Organize olarak bir eylemde, bir faaliyette bulunma imkan ve kabiliyetini kaybetti. Halk desteğini kaybetti. Kamuda ve diğer alanlarda çökertildi. Ama FETÖ bitmedi. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Habertürk televizyonunda konuktu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü halin terörle mücadele sürdüğü için devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye terörle etkin bir mücadele yapıyor. O nedenle de o halin uzama ihtiyacı ortadadır. FETÖ soruşturmaları kapsamında operasyonlar da devam ediyor. Adana ve Gaziantep merkezli 34 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 68 şüpheli gözaltına alındı. Adana merkezli 21 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Çoğunluğu muvazzaf asker 40 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Örgütün mahrem abileri tarafından ankesörlü telefonla arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gaziantep merkezli 13 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu zanlılar gözaltına alındı. Sakarya merkezli 9 ilde de örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 12 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak haberleşen ve örgütsel toplantılar düzenleyen bir üst teğmen, bir teğmen ve 7 ast subay gözaltına alınmıştı. Bugünkü operasyonda 2 ast subayla bir uzman onbaşı daha yakalandı. Konya merkezli 4 ilde 22 Mart tarihinde gözaltına alınan 12 askerden 6'sı tutuklandı. 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. FETÖ soruşturmaları kapsamında Karaman'da 3 kişi tutuklandı. Edirne'de 4 asker, Kayseri'de de 5 kişi gözaltına alındı. Tokat'ta ise örgütün mahrem, hakim, savcı çalışma evleri soruşturmasında 3'ü ihraç edilmiş hakim, 7 şüpheli hukukçu hakkında gözaltı kararı verildi. Kapatılan Zaman Gazetesi şüphelileri hakkındaki davada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Mümtaz Ertürköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'ın aralarında olduğu 9 sanık hakkında anayasayı ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Zaman Gazetesi, Fethullahçı terör örgütünün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilmişti. Ardından da kapatıldı. Gazetedeki şüphelilere yönelik yapılan soruşturma sonucu 31 sanık hakkında dava açıldı. Davanın Silivri'de görülen 3. duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı.
Mümtaz Ertürköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'ın aralarında olduğu 9 sanık hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Bununla da kalmadı. Bu isimler için silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bu arada Lalezar Sarı İbrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın da bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmekten cezalandırılması talep edildi. Davanın diğer 20 sanığı hakkındaysa silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Mütalada yönetici konumundaki şüpheliler için FETÖ'ye üye oldukları suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu da çok acayip yine FETÖ ile ilgili bir haber. 15 Temmuz gecesi iki kişiyi şehit eden, çok sayıda vatanseveri de hedef alan darbeci sanık eski yarbay Kadir Yıldız tutuklu yargılanıyor. Sanık Yıldız'ın yaraladığı 15 Temmuz gazisine mektup yazdığı, ifadesini değiştirmesini, şikayetini de geri almasını istediği ortaya çıktı diyor haberimiz. O mektup o cezaevinden nasıl gitti? O mektup o cezaevinden nasıl çıktı? Nasıl görüldü de izin verildi? O mektup o eve nasıl ulaştı? Çok merak ediyorum gerçekten. 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nü işgal etmeye çalışan darbeci eski yarbay Kadir Yıldız o gece iki kişiyi şehit etti. Çok sayıda kişinin de canına kastetti, yaraladı. Cezaevindeki sanık yargılama süreci devam ederken de durmadı. Başından vurduğu bir gaziye mektup yazdı, ifadesini değiştirmesini, şikayetini geri almasını istedi. Olay geçtiğimiz ay İstanbul'da yaşandı. Silivri cezaevinde kalan tutuklu sanık Kadir Yıldız, 15 Temmuz gecesi ölümle burun buruna gelen bir gaziye mektup yazdı. O mektupta gazinin yanlış yolda olduğunu öne sürdü. Kendisine haksızlık yapıldığını söyledi, bu yanlışa dur diyeceğinizi biliyorum dedi. Mektubu alan 15 Temmuz gazisi ve ailesi şaşkına döndü. Çünkü o gece yaşadıkları dün gibi akıllarındaydı. 15 Temmuz gecesi zırhlı araç üzerinde Yıldız'ı elindeki silahla çevreye ateş ederken görmüşlerdi. Gazi de yanındaki oğlu da o anlara tanıklık etmişti. 15 Temmuz'da kahramanca sokağa çıkan ve darbecilere kafa tutan Gazi, mektubun kendisini korkutmadığını söyledi. Sadece ailesi için tedirgin olduğunu ifade etti. Gazi ayrıca İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek sanık Kadir Yıldız hakkında da suç duyurusunda bulundu. Savcılık şimdi Silivri cezaevinden gönderildiğine dair ibarelerin yer aldığı mektubu araştırıyor. Gerçekten bunu araştırmak lazım. Yani eğer gerçekten o mektup oradan çıktıysa nasıl çıktığını da araştırmak lazım. Çıkmadık da başka bir yerden geldiyse zaten onun yazdığı bir mektup falan değildir. Bambaşka. Burada şey var tabii, yani iş psikolojik harekat kısmına dönmüş mevzu. Bir yandan da kendilerine hukuki bir şey hazırlamaya çalışıyorlar falan. Bunların hepsi boş işler. Yaptıklarının cezalarını çekecekler. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın gerekçesi Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı size hedef alan sözleri. Dava dilekçesinde Erdoğan'ın kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi. Şu anda mahkemedesin, hesabını vereceksin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı. Erdoğan tarafından Kılıçdaroğlu'na açılan 6. davanın gerekçesi, CHP Genel Başkanı'nın meclis grup toplantısındaki konuşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 15 sayfalık dava dilekçesi sundu. Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun partisinin 3 Nisan'daki grup toplantısında yaptığı konuşmaya yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında Cumhurbaşkanı'na yönelik kişilik haklarını ihlal eden ve saldırı kastıyla ağır hakaretler içeren ifadeler kullandığı belirtildi. CHP Genel Başkanı'nın sözleri dilekçede pozisyonu itibariyle sorumlu davranması gereken davalıdan sadırı olması ülkemiz için büyük bir talihsizliktir değerlendirmesiyle yer aldı. Erdoğan avukatları aracılığıyla geçtiğimiz haftada Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise gündem ittifak süreci. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Parti Genel Başkanı ile bir araya geldi. Diğer partilerle de görüşmelerin olacağını söyledi. CHP lideri ittifakla ilgili milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantılarını da sürdürdü.
Elbette ki diğer siyasal partilerle de bu görüşmelerimiz devam edecek. Ana muhalefette ittifak süreci başladı. İlk görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı ile bir araya geldi. Sorunları aşarken, sorunların aşılması yönünde görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz. Memleketimizin herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye haline gelebilmesi adına çeşitli görüşlerimizi de paylaşma imkanı bulduk. 40 dakika süren görüşmenin ardından CHP lideri milletvekilleriyle istişare toplantılarını da sürdürdü. Onar kişilik gruplar halinde 50 milletvekiliyle görüştü. Görüşlerimizi Sayın Genel Başkan'a ilettik. Sayın Genel Başkan gerekli notlarını aldı. Toplantı sonrasında da kendi değerlendirmelerini bize yaptı. Bu toplantıların verimli olduğu kanaatindeyim. 2019 seçimlerinde izlenecek yol haritası enine boyuna konuşuldu. Milletvekilleri görüşlerini sundu. İttifak konuşuldu ama aday ismi üzerinde tartışılmadı. Ama adayın kim olacağı parti örgütüne de üyelere de sorulsun dendi. Bu zaten 2019'a kalacak olan bir şey, yani 2019'un normal tarihlerine kalacak olan bir seçimdir. 2019'un Kasım'ına 1,5 sene var. Çok fazla uzun bir zamandır Türkiye şartlarında. CHP lideri ittifak sürecini parti meclisi üyeleriyle de değerlendirecek. Efendim, dış haberlerle devam edeceğiz ama Sibel Hanım bir mesaj göndermiş. 7 yıl önce de Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yine dış cepheden başlamıştı yangın. Burada düşünmek gerekmez mi diyor. 2012 tam tarihi, inşaat devam ederken bir dış cephe yangını yaşanmıştı. Sibel Hanım haklı. Düşünmek gerekir tabii. Zaten herhalde sayın bu konuyu araştıracak sayın savcılar da bu durumu düşüneceklerdir. Tuna Bey de demiş ki bu FETÖ'de ne buldularsa hala ona taparcasına mesleklerini, geleceklerini ve hayatlarını karartıyorlar. Vatan haini oluyorlar. Anlamıyorum, bu kadar cahil olunur mu? Bu kadar Amerikan uşağı olunur mu diye sormuş gönderdiği mesajda. Dış haberlerle devam edelim efendim. Devam ediyoruz. Peki Fransa'nın Strasbourg kentinde Avrupa Konseyi binası terör örgütü PYD PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Bakın o kadar acayip bir durum ki bunların hepsini besliyorlar bunlar. Avrupa'da binlercesi, on binlercesi sempatizan, destekçi, taraftar ve aynı zamanda terörist. Bunların hepsi orada ve besliyorlar. Bunlar saldırıyor bunların tesislerine, Avrupa'nın tesisi. Bakın düşünün, Avrupa Konseyi'nin binasına saldırdılar. Daha önce de saldırmışlardı. Ve yaklaşık 30 kişi yapıyor bu saldırıyı. Görelim, görüntüler gelsin. Anadolu Ajansı geçmiş görüntüler ama epeyce bir karartmış tabii. Çünkü sloganlar, kullanılan pankartlar hiçbirisi bizim yayınlayacağımız şeyler değil. Terör örgütü yandaşlarının çok sıkı korunan ve manyetik kartlarla açılan güvenlik bariyerini nasıl geçtikleri bilinmiyor. Çevrede bulunan Fransız polisinin gruba bir süre müdahale etmemesi, yani çok geç müdahale etmesi de ayrı bir konu. Binanın camlarını kırıyorlar. Daha sonra polisin müdahalesiyle uzaklaştırılıyorlar. Bu arada binada çalışan 600 kişi var. O 600 kişi hemen başka katlara götürülüyor. Ve bunlar burada bir terörist eylem yapıyorlar sonuç olarak. Görüntüler işte böyle. Sonra da polis bunları müdahale edip uzaklaştırıyor. Gözaltı var mı yok mu? Onunla ilgili ajans öyle bir haber geçmemiş. Bu sıcak bir gelişme. Ajansa geç düştü. Biz de geç aldık haberi. Ama herhalde akşam saatlerinde filan olmuş orada bu havadan anlayabildiğim kadarıyla. Böylesi bir görüntü. Ve bunlar Avrupa'da hala fink atmaya devam ediyorlar. Avrupa'da bunlara dokunmuyor efendim. Durum bu. Yunanistan'a gidelim. Yunanistan'da Türkiye'nin Atina Pire Başkonsolosluğu binasına da bir saldırı düzenlendi. Bir grup başkonsolosluk binasında boya atıp kaçtı. Saldırıyı daha önce Türk Hava Yolları'nın Atina ofisine balyozlarla saldıran bir grup üstlendi. Saldırganlar 20 kişiydi. Yüzleri maskeli olarak diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında otobüste geldiler. İner inmez Türkiye'nin Atina Pire Başkonsolosluğu'na koştular. Türkiye'nin Atina Pire Başkonsolosluğu saldırganların hedefindeydi. Boyalı şişelerle konsolosluk binasına saldırıda bulundu. Cam dolu şişeleri fırlattıkları yerlerde bir takım hasarlar meydana geldi. Boya lekeleri oluştu, camlar kırıldı. Bu şekilde bir saldırı olmuş oldu. Fakat mesai saatlerinin dışında meydana gelmiş olması dolayısıyla hasar tabii ki sınırlı kalmış oldu. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıyı anarşist bir grup üstlendi. Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığı eylemin kabul edilemez olduğunu ve polisin soruşturma başlattığını duyurdu. Türkiye'nin Atina Pire Başkonsolosluğu bu grubun ilk hedefi değildi.
grup daha önce de Türkiye'nin Atina'daki Büyükelçilik ve Gümülcine'deki Başkonsolosluk binalarına da boyalı saldırılar düzenlemişti. Ayrıca geçen Eylül ayında da Türk Hava Yolları'nın Atina ofisine balyozlarla saldırmıştı. Yani Avrupa, Yunanistan, var mı sizce bir farkı? Hayır, yok. Bunların içerisinde yok mu sanki onlardan? Tabii ki var. Kim gözaltına alındı, kim tutuklandı? Hiç öyle bir haber yok. Bunlar yapıyorlar. Yaptıkları yanlarına kalıyor. Sonra yarın bunlar silahla gelecekler, silahla basacaklar orayı. Ondan sonra tutuklanacak bu adamlar. Onu mu bekliyor Yunanistan Bakanlığı? Yunanistan'ın başka derdi var. Yunanistan'da Kamenos denen bir adam var, biliyor musunuz? Onu da paylaşayım da ondan sonra devam ederim. Bu Yunanistan'ın Savunma Bakanı kendi kendine açıklamalar yapıyor. Sürekli geliyor bir işte Kardak'la ilgili açıklama yapıyor. Sınıra geliyor, biz diyor 12 o 2 askerimizi alacağız diyor. 7000 askerle geldik falan diyor. Ya 7000 asker bizim reji gelir işte. Benim akrabalara söylerim işte, babaanne tarafından bizim işte uygunlar, aşıklar, Feyzoğullar falan hepsi. Yeteriz biz zaten size. Yani 7000 asker ne yapabilirsin sen? Saçma sapan açıklamalar yapıyor. Ve bu adam Yunanistan'ın savunma bakanı. İnanılmaz bir şey ya. Tam komedi. Yunanistan'ın derdi başka efendim. Almanya'ya geçelim. Almanya'da Müslümanlara yönelik baskılar artıyor ne yazık ki. Baden-Württemberg eyaletinde ehliyetini yenilemek isteyen bir Türk kadından camiden başörtüsü takmasının zorunlu olduğunu gösteren bir belge getirmesi istendi. Tekrar edeceğim bu cümleyi. Camiden başörtüsü takmasının zorunlu olduğunu gösteren bir belge getirmesi istendi. Alman makamlarınca ne yapacaklar? Ehliyet yenileyecekler. Avukat Fatih Zingal TRT'ye konuyu değerlendirdi. Bunun bir insan hakları ihlali olduğunu da vurguladı efendim. Almanya'da artan İslam düşmanlığı devlet kurumlarına da sıçradı. Baden-Württemberg eyaletinde bir Türk kadın ehliyetini yenilemek için başvuru yapınca skandal bir taleple karşılaştı. Ehliyeti için başörtülü fotoğraf ibraz eden kadından başörtüsü takmak zorunda olduğuna dair bir camiden belge getirmesi istendi. Baskılardan korkan kadın medyaya konuşmuyor. Ancak olayı duyuran avukat Fatih Zengal bu durumun yaygın bir uygulama ve insan hakları ihlali olduğunu söylüyor. Bazı belediyeler kişisel bir hakkı kurumsallaştırıyorlar. Diyorlar ki sen kendince tesettürün zorunlu olduğunu karar veremezsin. Bunun zorunlu olduğunu bir kurum tarafından belgelendirmek zorundasın diyorlar. Yani kişisel bir özgürlüğü, din özgürlüğünü bir kuruma bağlıyorlar. Fatih Zengal uygulamanın Alman anayasasına da aykırı olduğunu belirtiyor. Ve konunun Almanya'da son yıllarda artan İslam düşmanlığıyla alakalı olduğunu dile getiriyor. Çünkü böyle bir şey talep edildiğinde şahıslar baskı altında bırakılıyor. Neden? Çünkü bir istisna bir kural uygulanıyor ve bu istisna kural uygulanırken şahıs ötekileştiriliyor. Müslümanlar esasen ötekileştiriyor. Neden? Çünkü bu topluma farklı bir parçasıyız algısı oluşuyor haliyle. Almanya'da kurumsal ırkçılık son yıllarda büyük artış gösterdi. Başta Türkler olmak üzere etnik azınlıklar okullardan belediyelere birçok kamu hizmeti sırasında ırkçılığa maruz kalıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Horst Seehofer geçtiğimiz günlerde İslam Almanya'ya ait değildir demişti. Başbakan Angela Merkel ise İslamiyet'in Alman toplumunun bir parçası olduğunu söylemişti. Hemen Hakan gözü açık mesaj göndermiş, diyor ki yeteriz tabii, tüm hemşiriler seviyoruz seni demiş. Tabii yeteriz, ne etmeyeceğiz, hemşirin yarısı da yeter. Daha fazlasına gerek yok. Peki. Devam edelim. Çok sayıda hayvan telef oldu. Kimyasal madde içeren sıvı toprağa karıştı. İstanbul Büyükçekmece'de boş araziye dökülen hidrojen siyanür maddesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Zehirli maddenin etkisi nedeniyle bulaştığı toprak da imha ediliyor efendim. Hidrojen siyanürle temas eden toprak işte böyle kaldırılıyor. Ekipler iki gündür Büyükçekmece'deki o noktayı temizlemek için yoğun çaba harcıyor. Tem otoyolu kenarına dökülen kimyasal madde işte bu kanal aracılığıyla aşağıya kadar iniyordu. İş makineleri burayı kazarak kimyasal maddenin riskini ortadan kaldırmaya çalıştı. Kamyonlara yüklenen toprak imha edilmek üzere Şile'deki atık bertaraf tesisine götürülüyor. Büyükçekmece'de kimyasal maddenin yayıldığı alandaki 120 ton toprak şu anda bulunduğumuz tesise getirildi. Burada toprak incelenecek ve ardından bertaraf edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstaç Tehlikeli Atıkları Bertaraf Tesisi'nde toprakların analizi bir hafta sürecek. AFAD'ın hidrojen siyanür olduğunu tespit ettiği kimyasal madde üzerindeki incelemede titizlikle devam ediyor. Hayvanların telef olmasına neden olan ve siyanür hidrojen olduğu tahmin edilen maddenin ne olduğu buradaki örneklerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.
Bölgedeki karantina kararı tehlikenin geçmesiyle kaldırıldı. Olayın hemen ardından o noktaya koşan belediye çalışanı ve basın mensupları tedbir amaçlı müşahede altında tutuldu. 11 kişiye yapılan tahlil ve tetkikler temiz çıktı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren tankerin izini sürüyor. Deri veya plastik yapımında da kullanılabilen hidrojen siyanürün bu sektörde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıktığı, tankerin de zehirli maddeyi yol kenarına döktüğü değerlendiriliyor. Yol üzerindeki MOBESE kameraları da inceleme altında. Medenil demiş ki, abi demiş, belge istediyse bunu vermekte sorun mu var, yazarız ayeti resmi bir şekilde, al sana neden başımı kapatmam gerektiğine dair bir belge demiş. Ya o değil, yani mevzunun ne hale getirildiğine bakar mısın? Ya onu hepimiz biliyoruz zaten. Ama mevzu ne hale gelmiş? Yani Alman makamının yaptığı şeye bak. Ben Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin yanında oturuyorum demiş Olcay Bey. Burada bence müteahhit ihmali var. Beyaz dış cepheye ucuz malzeme kullanıldığını düşünüyorum. Bir kıvılcım yetiyor demiş. İşte Olcay Beyciğim, yani tabii siz söyleyebiliyorsunuz burada ama bizim böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü görmemiz lazım. O soruşturmanın sonucunu bir almamız lazım. Nedir ne değildir. Biz haberciler olarak önce bir kesin teyit alıp o teyide göre konuşmak durumundayız. O yüzden de bakalım, bekleyeceğiz. Soruşturmanın sonucunda mutlaka ortaya çıkacaktır her şey. Diyelim Erdal Çatak da bu Yunanistan beni kaşı diyor. İtinayla kaşırız. Bekle Yunan, unuttun Denizli'nin dibinde yatan dedilerin demiş Erdal Çatak da. Erdal Bey de hemen bir Yunan sınırına gitmeye niyetli anladığım kadarıyla diyelim. Devam ediyor muyuz? Hazır mıyız? Şimdi sizleri İzmir'e Karşıyaka'ya götüreceğiz efendim. Biraz havamız değişsin. Orada 24 saat hizmet veren, mevsimi olmasa da her türlü meyveyi bulundurması nedeniyle aşerenlerin manavı olarak bilinen bir manavla tanıştıracakmışız sizi. Sevgili Gülbenli gene ilginç bir konu bulmuş. Sözü Gülbenli'ye bırakalım bakalım. İyi akşamlar İzmir'in Karşıyaka ilçesinden. Evet, sizin de dediğiniz gibi burası 7/24 açık bir manav. Yani nöbetçi eczane gibi nöbetçi bir manavın önündeyiz. Ve bakıyoruz tezgaha, hemen hemen mevsimli mevsimsiz bütün meyveleri, sebzeleri bu manavda görmek mümkün. Kim bu manavın müdavimleri, müşterileri? Gündüz olduğu kadar gece de burası yoğunlukta. Çünkü burası aşeren manavı olarak anılıyor. Yani kim bunlar? Bebek bekleyen, anne adayları, baba adayları, canı hamilelerin bir şey çektiğinde bu manavda hiç sıkıntı çekmeden aradıklarını bulabiliyorlar. Şimdi yanımızda manavın sahibi Mehmet Bey var. Mehmet Bey, affedersiniz, müşteriniz bol. Çünkü kimlere hitap ediyorsunuz daha çok? Öncelikle hoş geldiniz. Bizim manavımız 7/24 devamlı açıktır, faaliyettedir. Gece 12'den sonra açılıyor. Yani hamile olan kişiler gelip alışveriş yapıyor. İnternetten giriyorlar Karşıyaka'lı manav olarak telefonumuza ve ilçelere de. Kargo da mı yapıyoruz? Kargo da yapıyoruz. İlçelere de telefonla gelen siparişleri yolluyoruz. Peki neler var şimdi burada, bir bakalım. Kameraman arkadaşım Ercan Güle Bastı'dan da rica edelim. Mevsim dışı narımız var. Nar var. Yeni dünyamız var. Evet. Efendime söyleyeyim. Karpuz, kavundağı karpuzlar genellikle. Çıkmış. Çileğimiz Emir Alem çileği. Tudumuz geliyor. Karadut mersinden. Çıkmış, evet görüyoruz. Yeni dünyamız var. Eriklerimiz var. Erik çıkmış. Evet. Gülcüm, peki mikrofonu... Mehmet Bey, bunu taneyle mi satıyorsunuz, dilimle mi? Karpuzları isteyene dilimle de veriyoruz, bütün de veriyoruz. Gereken kolaylığı müşterilerimize sağlıyoruz. Sağlıyoruz. 7/24 faaliyetteyiz yani. Evet. Her şeyimiz üzüm var burada Mehmet Bey. Üzümlerimiz... Burada aranılıyor mu? Mesela en çok hangi meyveyi arıyorlar hamileler? En çok hamileler üzüm. Üzüm. Üzümümüz çok güzeldir. Erik istiyorlar, papaz eriği. Efendime söyleyeyim, ananas var. Peki onun dışında kimler geliyor? Aşerenlerin dışında da gelenler oluyor tabii. Vallahi gece içki içen arkadaşlar var. Evlerinde ailece böyle şey yapıyorlar, toplantı yapıyorlar. Canları meyve istiyor. Taksiyle gece yarısı gelip meyvelerini alıp gidiyorlar. Evet. Teşekkür ederiz. Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Burada alışveriş de var. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Siz ne alıyorsunuz? Ben az önce spordan çıktım. Protein destekli meyveler alıyorum şu an. Özellikle muz, yeşil elma. Evet, spor çıkışlı. Evet. Özellikle değil mi? Evet. Vitamin takviyesi. Vitamin takviyesi için.
Peki yanı sıra gündüz mesela bu saatte açık bir manav olduğunu biliyor musunuz? Ya, her tabii. Zaman açık mı burası? Burası her zaman açık. Günün her saati açık. O zaman kısıtlamıyorsunuz kendinizi. Gündüz alamadım diye bir şey yok. Ya gündüz işte olduğumuz için zaten gelemiyoruz. O yüzden alışverişlerimiz geceye aksıyor. 7/24 açık olduğu için yani saat gözetmeksizin her saat gelip alabiliyoruz. Hem de hafif hani tam. Pekala. Sanıyorum bir ufak teknik aksaklık yaşadık ama Gül mesajı verdi diyelim ve devam edelim efendim. Şimdi bir şampiyonun nasıl şampiyon olduğuna dair bir haber paylaşacağız sizlerle. Sevgili Ece Tekin, 20 yaşında, milli güreşçi ve böyle bir komando antrenmanıyla hazırlanmış şampiyonaya ve bütün rakiplerini toplam 4 müsabakada rakiplerini 3 dakika 20 saniyede yani bütün toplam yaptığı güreş maçı toplamı 3 dakika 20 saniye 4 rakip 4'de tuşla. Bakın nasıl. Her gün denizde 5 kilometre yüzüp su altında kaya taşıdı. Sahilde koşup asfaltta otomobil çekti. Salonda kuvvet ve teknik çalışmayla günü tamamladı. Ece Tekin, 20 yaşındaki genç güreşçi şampiyonalara komando eğitimini andıran zorlu çalışma metotlarıyla hazırlandı. Azimli çalışmasının karşılığını da kısa sürede aldı. Madalyaları arka arkaya kazandı, bayan milli takımına seçildi. Yalova'da düzenlenen Genç Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda rakiplerine milleri adeta dar etti. Şampiyonada 59 kilo kategorisinde mücadele eden Tekin ilk rakibini 36 saniye, ikincisini ise 8 saniyede tuş etti. Bir üst turdaki rakibini 1 dakika 8 saniye, final maçında ise 1 dakika 28 saniyede tuş eden Ece Tekin altın madalya kazandı. Bir güreş müsabakası 6 dakika olmasına rağmen Ece Tekin şampiyonada mindere çıktığı 4 müsabakada rakiplerini toplam 3 dakika 20 saniyede tuş etti. Milli güreşçi bu başarısıyla Türkiye'de benzeri az bir başarıya adını yazdırdı. Avrupa ve Dünya Şampiyonası hedeflerim var. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra eğer şampiyon olursam olimpiyatta da en büyük adaylardan biri olabilirim diye düşünüyorum. Ve bunun için çok çalışıyorum. Hedefim 2020 olimpiyatlarında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak. Süper valla, daha 20 yaşında sevgili Ece Tekin ve adını çok duyacağız galiba. Müthiş, inanılmaz kuvvetli bir kız. Bravo diyelim. Şimdi son bir haberlik vaktimiz var mı? Hadi onu da verelim. Brezilya'da işitme engelli bir çocuk. Haber Brezilya'dan geldi. Benzeri belki dünyanın birçok yerinde yaşanmış olabilir ama bu ilginç bir haber. İşitme engelli çocuk ve işitme cihazı bozuluyor. İşitme cihazı bozulduktan sonra ailenin imkanı yok.
alamıyor çocuğa işitme cihazı. Yüzlerce kişi bir araya geliyor. Bir şekilde parayı topluyorlar ve işitme cihazını alıyorlar. İşte o işitme cihazıyla çocuğun babasının sesini ilk duyduğu an gelecek ekranlarınıza. Babasının sesini duydu, önce çığlık attı, ardından mutluluktan ağladı. Bu görüntüler Brezilya'da kaydedildi. 9 yaşındaki Luis Gustavo da Silva işitme engelli. Kullandığı cihaz Mart ayında bozuldu. Aile cihazın yenisini alamadı. Sevdikleriyle iletişimini kaybeden çocuksa günden güne içine kapandı. Sebepsiz yere ağlamaları başladı, okula gitmek istemedi, hatta arkadaşlarından ayrı kaldı. Gönüllüler bu duruma kayıtsız kalmadı. Gustavo'ya yeni işitme cihazı aldılar. Babasının sesini yeniden duyduğu anda yaşananlar, yardımlaşmanın değerini bir kere daha gözler önüne serdi. Nasıl, süper görüntü değil mi? Bu da son görüntümüz olsun. Vedalaşalım efendim. Mehmet Bey'in mesajı, diyor ki Mehmet Bey Yunanistan 7000 askerle beklesin. Biz de gideriz demiş. Sen program bitince beraber gidelim demiş. Bir Osmanlı tokadı atalım. Ya boş verin, bunlar gündemde kalmak için adamların yaptıkları şeyler. Hiçbir şey yapabilecekleri yok. Oradan ancak öyle konuşurlar diyeyim. Ben konuşurlar diyeyim, siz ne demek istediğimi anlayın. Evet, bu akşamlık da bu kadar. Bitirdik. Arada ufak bir aksaklık yaşadık, kusura bakmayın. Ama onun dışında bir problemimiz yok. Yarın gece saat 1'de biz buradayız. Umarım siz de orada olursunuz. Hoşçakalın.